22 Şubat Cuma TV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen önemli bir haberle başlayalım. MİT'ten Mossad'a bir darbe daha geldi bugün ve İsrail İstihbarat Servisi'ne dolaylı olarak bilgi satan 7 kişi İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıntılarına bakalım hemen. İsrail gizli servisi Türkiye'deki ajanları ile bilgi toplama peşindeyken MİT de her an onların ensesinde. Söz konusu kişilerin Türkiye'deki hedeflerini yakın takibe aldıkları belirlendi ve hedefe yönelik bilgi toplayan ve bu bilgileri Mossad'a ileten kişilere İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı baskın yapıldı. Ve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, MİT Aralık 2022'de de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş ve yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı. Dün ekranlarınıza getirmiştik. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge üşümesin diye aracını aldığı yolcu tarafından vurulmuştu. Yoğun bakımdaki o şoförden maalesef acı haber geldi. Evli ve iki çocuk babası Erge hayatını kaybetti. Silahlı saldırgansa yakalanarak tutuklandı. Borcunuz ne kadar? 121 lira. Yaptığı iyiliğin karşılığını ne acı ki canıyla ödedi. Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan şoför hayatını kaybetti. Ya lazım insanlara güvenmeyi. İzmir Gazi Emir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge aslında mesaisi bitmiş evine dönüyordu. Ama kendisini durdurmak isteyen sözde yolcuyu soğuk havada bırakmak istememişti. Bizim bu havada sokaktan bırakalım, baksana. Dışarısı buz kesiyor. Parasından ziyade iyi niyetinden aldığı müşterinin amacıysa aslında çok farklıydı. Borcunuz ne kadar? 121 lira. Delil Aygan para verir gibi yaptığı sırada tam 3 el ateş etti. Taksi şoförü sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. O can çekişirken saldırgan paralarını gasp etmenin derdindeydi. Saldırgan Aygan da şoförün kendisine yaptığı iyiliğin farkındaydı. Ama belli ki kendisi insanlıktan nasibini almamıştı. Ya lazım insanlara güvenmeyi. Hastaneye kaldırılan Erge önce ameliyata alındı. Yapılan müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Oysa o taksi şoförünün yolunu gözleyen bir eşi, iki de çocuğu vardı. Polis saldırının duyulduğu ilk andan itibaren saldırgan Delil Aygan'ın peşindeydi. Çok geçmeden buldular da Oğuz Erge'nin katili saklandığı adresine yapılan operasyonla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama acısı dinmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat depremi sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısında konuştu. Depremin acı bilançosunu ve sonrasında yapılanları anlattı. Evet. Maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketi yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53.537 canımızı yitirdik. 107.213 vatandaşımız da yaralandılar. Depremler sonrasında maalesef 38.901 bina yıkılmıştı. Bugün geldiğimiz noktadaysa 414 konteyner kentte 215.224 konteyner kurulumu gerçekleşti. Bu konteynerlerde 691.000, tekrar ediyorum, 691.000 afet sedemiz misafir ediliyor. Toplamda 106.728.000.000 lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128.949.000.000 lira toplandı. Bunun 79.263.000.000 lirası bugüne kadar harcandı. İşte yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'dayız. Dünyada başka bir örneğe rastlanmayacak hızda
41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkini Bismillah diyerek başlıyoruz. Bu kayıpları bir daha yaşamamak için büyük depremin beklendiği İstanbul için de hazırlıklar devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kandilli Rasathanesi'ndeydi. İstanbul'da depreme karşı alınacak önlemleri ve projelerini açıkladı. Öncelikle erken uyarı sistemleriyle birlikte İstanbul'da en kritik, en önemli binalardaki izolatör sisteminden tutun da buradaki verilerin direkt o binalara aktarıldığı, direkt Büyükşehir Belediyesi sistemine aktarıldığı ve bu manada gerek doğalgaz hatlarında yapılması gerekenler, gerek ulaşım hatlarında yapılması gerekenleri dijital İstanbul anlayışıyla inşallah birleştirmiş olacağız. Ve tabii ki kalıcı çözümleri deprem dönüşümüyle, kentsel dönüşümle birlikte atarken bir de olası depremlere karşı yapmamız gerekenleri yine hocalarımızla birlikte çalışıyor olacağız. El birliğiyle yapacağız. Bilimin ışığında yapacağız. Bilim insanlarıyla beraber yapacağız. Ve bu manada hocalarımızın da bugün hem fikirlerini bir kez daha almış olduk. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi artık iç içe tüm verileri alan, tüm verileri anlık aktaran, bu verilere ilişkin tespitleri, tedbirleri alan bir belediyemiz olacak. Dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. Dirençli İstanbul'la birlikte hem olası afetlere karşı lojistik alanları, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı ve bu manada arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasından tutun da itfaiye istasyonlarına hatta helikopter pistlerine kadar biz bu çalışmalarımızı yaptık. Bunun dışında da kalıcı çözümleri ortaya koymak adına evet erken işte 7 saniye 10 saniye haber alabiliyoruz. Ama sonuçta bu farkındalığı ve bilinci arttırırken bir taraftan da kalıcı çözümleri ortaya koymak durumundayız. Yani taşın altına elimizi koyacağımız 650 bin konutluk İstanbul tarihinin en büyük deprem dönüşümünü de inşallah İstanbullu kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Biz istiyoruz ki 5 yılda acilen dönüştürülmesi gereken konutların bir an önce dönüştürülmesi ve 1,5 milyon olduğunu tespit ettiğimiz riskli konutların da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle, anlayışıyla bu çalışmaları yapacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerilim tırmanıyor. Akşener'in yaptığı sert açıklamalara Özel'den yanıt gecikmedi. Akşener ya yanıltılıyor ya da bizimle kavga etmek istiyor dedi Özgür Özel. CHP bir yandan da adaylık kriziyle boğuşuyor. Tansiyon iyice yükseldi. İzmir'de teşkilatlar kazan kaldırdı. Haddini bilecek, hukukunu bilecek. Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. Bir tarafta Özgür Özel'i iftirayla suçlayan Meral Akşener, diğer tarafta kavga etmek istiyor yanıtını veren Özel. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Tartışmayı Özel'in CHP İYİ Parti'ye referandum ve seçim dönemlerinde maddi destek verdi açıklaması başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi ve emrinde olan belediyeler eliyle bize 1 lira 1 kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Özel, sorun Genel Başkanınıza. Siz o zaman grup başkan vekiliydiniz. Belki bilmiyorsunuzdur. Benim ne Kemal Bey'e sormaya ihtiyacım var ne bir başkasına. Bunu benim kaldırmam mümkün değil. Bunun cevabını vereceksiniz. Ben Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye bir faydası yok. Muhalefete muhalefet etme gibi derdimiz yok. CHP bir yandan da aday açıklama sürecinde bize fikrimiz sorulmadı diyerek kazan kaldıran teşkilatlarıyla boğuşuyor. İzmir'de Çiğli ve Bayraklı'dan sonra Çeşme ve Güzelbahçe'den de tepki sesleri yükseldi. Bu bir yanlıştır. Çeşmeli'nin tanımadığı bir adayı kabul etmemiz mümkün mü? Hayır! İkam adam istemiyoruz. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran genel merkeze istifa resti çekerken benzer bir isyan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'den geldi. Bu yapılan tercihin
hepimiz ve Güzel Bahçeliler adına yanlış olduğu kanaatindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmemesi DEM Parti'yi de rahatsız etti. Hatta iddiaya göre DEM Parti İzmir için aday aramaya başladı. Birlikte DEM DEM'se içtiğimiz bir bardak demli çaylarını içtik. Geldiler, bir bardak demli çayımızı içtiler. Üstelik yalnız İzmir'de değil, DEM Parti Ankara ve İstanbul'da da aday çıkarmaya hazırlanıyor. Kulislerde eski grup başkan vekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'dan, Başak Demirtaş'ın da İstanbul'dan aday gösterileceği konuşuluyor. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Onu söyleyeyim, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Sayın Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Özgür Özel böyle dese de DEM Parti'nin büyük şehirlerde aday çıkardığı bir senaryonun CHP'de paniğe sebep olduğu konuşuluyor. Çalışanları yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Cumhurbaşkanlığı ilk adımı attı ve iş kanununda değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan taslak plan, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler ve evden çalışma gibi pek çok konuda da önemli düzenlemeleri barındırıyor. Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat gerçekten karmaşık. Bunun sadeleşmeye ihtiyacı var. 32 milyon çalışanı ilgilendiren iş kanunu değişiyor. Çalışma saatleri, yıllık izinler ve ücretler dahil 20 farklı konuda mevzuat dağınıklığı giderilecek. Yeni düzenlemeler Türk İş Kanunu'nda toplanacak. Esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma modelleri gibi yeni çalışma modelleri de iş kanununda daha net olarak yer alacak. Hazırlanan düzenlemedeki en önemli yenilik aylık ücretin hesaplanması. Mevcut kanuna göre ücretin günlük veya kesintili belirlenmesine ilişkin bir düzenleme yok. Esnek çalışma düzenlemeleri de bu kapsamda yenilenecek. 4 yıllık stratejik planda önemli konulardan biri de çalışanın ücretinin eksik ödenmesi ya da ödenmemesiyle alakalı. Bununla ilgili de yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Burada işveren açısından uygulanacak yaptırımı net olarak yasada yer alması sağlanacak. Burada uygulanacak idari para cezalarının 2 katına çıkartılması söz konusu olacak. Hali hazırdaki yeni uygulamalarda bu düzenlemede yasal zemine oturtulacak. İş kanununda tarif ediliyor. Yani evden çalışanla ofiste çalışan arasında özlük hakları bakımından hiçbir fark yok ama bunun daha bir yasal zemine oturtulması, daha net ifadelerle iş kanununda yer alması sağlanabilir. Yeni düzenlemeyle hem çalışan korunacak hem de farklı yasalar altında bulunan haklar tek kanunda resmiyete kavuşacak. İş kanununda aslında biraz da yaptırımları arttırıcı, yani kayıt dışılığın önüne geçecek yeni düzenlemeler gelecek. İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin bir ay önce başlayan ve bir türlü bitmek bilmeyen altyapı çalışması bölge halkını isyan noktasına getirdi. Öyle ki mahallenin her noktası çamur ve balçık içinde. Yolda bataçıka yürümek tam anlamıyla işkence. Buna bir de bölgedeki elektrik, su ve doğalgaz kesintisi de eklenince yaşanan durum şu an kelimenin tam anlamıyla kabus. Perişan. Bodrumlarımızı su basmış. Elektriğimiz yok. Doğalgazımızı aynı anda kestiler. Sular gelmiyor. Yan komşunun elektriğini patlatıyorlar. Yan komşunun doğalgazı patladı. Adım atmak çok güç. Sokakta evine gitmek isteyen herkes bataçıka ilerliyor. Her yer çamur, her yer pislik içinde. Çilenin adı İSKİ'nin bir türlü bitmek bilmeyen çalışması. İşte bakın bir aile, anne 3 çocuğuyla birlikte köşeden köşeden geçmeye çalışıyor. Bakın batağa battılar. Kendisi geçiyor, çocukları geçiyor. Daha doğrusu geçmeye çalışıyor. Bir aydır biz bu mağdurda yaşıyoruz. Elektriğimiz kesildi, doğalgazımız kesildi, çocuklarımız su, yani belediye bakmıyor, liyakatsız, beceriksiz. Bakın işte bir motorlu delikanlı çamurun içine bata çıka işine gitmeye çalışıyor. Böyle manzara sürekli yaşanıyor. Sadece onlar da değil, insanlar buradan geçerken
deyim yerinde ise köşe kapmaca oynuyor. Esenyurt 256. sokakta bir ay önce başlayan altyapı çalışması mahallelinin hayatını kabusa çevirmiş durumda. Herkes isyanda, herkes öfkeli. Elektrik, su, doğalgaz sürekli kesilip duruyor. İşin en vahim tarafı da iddialarına göre o çalışmanın bir türlü bitmemesi. Pazartesi de okullar açılacak. Burada mahallede oturan çocuklar okula gidecek çamurun içinde. Ondan sonra araba takıldı kaldı orada. Uğraş iki kişiyiz. Arabanın altında koruma var ya, koruma olduğu gibi söküldü, atıldı. Esnaf da yaşatılan mağduriyet yüzünden tepkili. Bodrumu su bastı, hala benim evime koku geliyor. Ben amcamın arabası vardı, burada battı. Direkt battı. İşte bakın, bir anne kucağında bebeği var, çamurların içinden geçmeye çalışıyor. Çalışmalardan dolayı bölgede can güvenliği riski de olabilir. Zira doğalgaz borularının halini görüyorsunuz. Çalışmalar bu hale getirmiş ve dışarıdan. Belediye ve İSKİ ekiplerine defalarca şikayette bulunmalarına rağmen sorunun ne zaman çözüleceği meçhul. Avrupa'da çiftçilerin isyanı Brüksel'deki olağanüstü toplantıyla zirveye çıktı. Kıt kanaat geçinen çiftçiler, Ukrayna'ya 54 milyar euroluk destek fonunun onaylanmasıyla birlikte Avrupa'nın kalbini isyan ateşiyle yakıp küle çevirdiler. Avrupa Parlamentosu binası önü burası. Polis bir barikat kurmuş. Ve çok sayıda da ses bombası burada atılıyor. Brüksel, Belçika tarihinde bu kadar sert bir eylemi görmedi. Çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nun kapısına dayandı. Polis olağanüstü zirvenin etkilenmemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Özellikle başkent Brüksel'deki Lüksemburg Meydanı'na bağlanan sokakların her bir noktasında ateşler yakıldı, sloganlar atıldı. Bütün sokakların hepsinde ise traktörler trafiğe tamamen kapattı. Protestolar Avrupa genelinde zaten sürüyordu. Bunun üzerine bir de Ukrayna'ya 50 milyar euroluk fon onaylanınca sabırlar taştı. Öfke Brüksel'in kalbini yangın yerine çevirdi. Parlamento binasının önündeki Lüksemburg Meydanı. Heykeller söküldü, ateşe veriliyor. Bu bir işçi heykeli Lüksemburg Meydanı'nda. İşçilerin hayatını da bitirdiniz, bizi de bitirdiniz. Sloganları atılarak bu heykel burada ateşe atıldı. Bizi aç bırakarsanız siz de aç kalırsınız denilmek isteniliyor. Çevre politikaları yüzünden ödenekleri azalan çiftçiler Avrupa Birliği'ne tepkili. Avrupa'nın yeni çıkardığı yasaları protesto için sokaktayız. Tarım zaten diz çökmüştü. Biz de sabrımızın sonuna gelince eyleme başladık. En büyük sorun düşük gelir. Çözüme dair atılan somut bir adımdan bahsetmekse mümkün değil. Sosyal bilgiler öğretmeni Emine Güder, 17 yaşındaki bir sürücünün kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Düğününe günler kala kızlarını kaybeden aile şimdi de mahkeme kararıyla sarsıldı. Çünkü kızlarının canına 17 bin lira fiyat biçildi. Kızım benim. Dostum benim. Günlüğü 20 liradan 17 bin liraya, yani dışarıda şimdi bir insanın. Fiyat da 17 bin lira mı yani? Canından çok sevdiği kızını hayattan koparan sürücüye 17 bin lira ceza verildi. Üstelik bu ceza 10 takside bölündü. Bir gün dahi içeride yatmadan çıktı. Neymiş? 18 yaşından güç çıkmış. Sosyal bilgiler öğretmeni Emine Güder yaz tatilini Kütahya'daki ailesinin yanında geçiriyordu. Anne babasıyla köy yolunda yürüyüş yaptığı sırada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu. Şoför kazadan sonra kaçtığı için alkol testi de yapılamadı. Düğününe 28 gün kala kızını kaybeden acılı baba mahkemenin kararıyla bir kez daha sarsıldı. Benim kızıma ödenecek 17 bin lira canına ödenecek ama avukata verilecek para 29 bin lira. Avukat parası bile etmiyor benim kızım. Karara isyan eden acılı baba mahkeme heyetine seslendi. Sayın hakim hanım, sizin çocuğunuzun başına aynısı gelse aynı kararı verir miydiniz siz de? Asrın felaketinin ardından 7/24 mesainin devam ettiği deprem bölgesinde önemli bir çalışma daha tamamlandı. Büyük yıkıma uğrayan Hatay'da bir yıl içerisinde 3 yeni hastane hazır hale getirildi.
Antakya, İskenderun ve Defne'ye yapılan hastaneler depremzedelere hizmet verecek. Doktorlar da iyi. Memnunum. Yaparsa Erdoğan yapar. Devletin tüm birimleri seferber oldu. 6 Şubat depreminin izleri silinmesi için çalışmalar aralıksız devam etti. Büyük yıkıma uğrayan Hatay'a kısa sürede 3 hastane inşa edildi. Hızlı bir şekilde bir hastanenin kurulması yani güzel bir durum. Açıkçası ben bu kadar düzgün olmasını beklemiyordum. Çünkü hastane daha yeni kuruldu. Ama şu an aksayan hiçbir şey yok. O hastanelerden biri Defne Devlet Hastanesi'ydi. Defne ile birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 55 günde yapılıyor olması bence bir mucize. Dünyada herhangi bir örneğin olduğunu düşünmüyorum. Sadece teknolojiyle açıklanabilecek bir şey değil, insan gücünün de. Bu da çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. 2 aydan kısa bir süre içerisinde hastane inşa edildi ve hizmete açıldı. Bugün ise 2000'den fazla günlük muayene sayısı var ve ayrıca farklı farklı polikliniklerde de rekor düzeyde sağlık hizmetleri veriliyor. Açılıştan itibaren ayaktan poliklinik hasta sayımız 180 bini aştı. En önemli şeylerden biri Defne Devlet Hastanesi kurulmadan önce bu ilçeden birçok hasta dışarıya sevk ediliyordu. İyidir yani. Bakım güzeldir yani. En iyisi biraz en güzeli budur. Hatay'da yapılan bir diğer hastane ise İskenderun Devlet Hastanesi'ydi. Burası İskenderun Acil Durum Hastanesi. 6 Şubat Asrın felaketi sonrasında inşa edildi ve şu anda burada her gün ortalama 1500 hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Acil Durum Hastanesi olarak adlandırılıyor ama aslında tam teşekküllü bir devlet hastanesi. 31 yoğun bakım yatağımız var. Yaklaşık 200 servis yatağımız var. 7 ameliyathanemiz var. Tek katlı hastane olası bir acil durumda kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Yani jeneratör sistemimiz var zaten. Acil durumda herhangi bir elektrik kesintisi olmuyor. Çelik konstrüksiyon olması, tek katlı olması münasebetiyle depreme son derece dayanıklı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte Hatay'da pek çok hastanede yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Aradan bir yıl dahi geçmedi ve Hatay'a 3 yeni hastane inşa edildi. İşte onlardan bir tanesi de Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 86 poliklinik ve 11 ameliyathane bulunuyor. Antakya'da inşa edilen Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılışını 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Geride birçok soru işareti bırakan Hasan Hüseyin Çelik uzun süredir Müge Anlı'nın gündemindeydi. Kayıp adamın otomobilinde en son görülen Yalçın Ülger ve Yasin Tıraş şüpheliler arasındaydı. Önce inkar ettiler ama gözaltına alındıklarında ikisi de cinayeti itiraf etti. Üstelik öldürdükleri Çelik'in parasıyla tatile gittikleri ortaya çıktı. Şimdi bu Mert çok önemli. Mert nasıl çıktı ortaya? Yasin anlattı. Kuzeninden olduğunu, Mert'ten olduğunu söyledi. Ama şunu biliyorsun yani ortada bir katakulli var. Tahsay Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amiri ekipleri stüdyomuzdaki Yalçın Ülger'i ve Fatih Ülger'i alacaklar. Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Müge abla babamı kim öldürdü Müge abla? Oy ben öyleydim. Aracın içinde iki kişi vardı. İşte sen aracın içinde görülen iki kişiden birisin. Şimdi bu araba sizin elinize nasıl geldi? Peki bu adam şimdi nerede? Geldiğiniz için tamam. Polis. 79. gününde haber geldi. Gidişat belliydi ama Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet itirafı dün yayınımızda gözaltına alınan Yalçın Ülger'in Hasan Hüseyin Çelik'e ait araçtayken yanında olduğu söylediği Yasin Tıraş'tan geldi. Ve Hasan Hüseyin Çelik'e ait olduğu düşünülen kemikler de Bağlum'da evine 12 kilometre yaklaşık 16 dakika uzaklıkta bulundu. Ortaya çıkan Müge abla babamı kim öldürdü Müge abla? Oy ben öyleydim. Yasin'in söylediğine göre Mert öldürmüş. Babanızın telefonu elinde bulunuyor. Silah bulunuyor ve banka kartları, yine eşinizin banka kartları bulunuyor. Toplamda 600 bin lira para harcamış.
Duydu olmaz öyle sadece. Demiş ki Mert benim sevdiğimi elinden aldı ve onların yanına bunu koymayacağım demiş. Mert Şerife'nin videosunu mu paylaşmış? Evet. Babasını öldürdüğü söylenen Mert'in hesabında Şerife'nin görüntüleri var öyle mi? Evet, videosu var. Kızılı bir videosu var. Peki nereden tanıyorsun ki beraber o videoyu? Bilmiyorum hocam. Ben de bilmiyorum. Ben Mert diye birini de tanımıyorum. İnşallah babanın bu durumunda senin parmağın yoktur. İnşallah. Mert'le de, Aziz'le de, öbürsüyle de. İnşallah bir babası ilgin, kendi yaptı parasıyla. Olmasın diye dua ediyorum. Ama varsa o zaman artık gerisini sen düşün. Göğsümüzü kabartan bir haber var sırada. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan bir Türk doktor Yadigar Genç kanser hastaları için ilaçsız lazerli bir tedavi yöntemi geliştirdi. Tıp dünyasının da onayını alan bu tedaviye başvuranlar şimdi o doktora minnettar. İşte çağın hastalığına karşı içeriden savaşan o yeni yöntemin ayrıntıları. Serum veya damar yoluna verdiğimiz takdirde kanserli hücreleri işaretleme şansımız var. Lazer ışığına duyarlı bu nano partikelleri kanserli hücreleri yakalayarak damarda yok etme şansımız var. Geliştirdiği tedavi sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da ses getirdi. Bize gelen kanser hastası ortalama 10 seans görmekte. Bu ise yaklaşık 2 haftalık bir zaman dilimini kapsıyor. Hasta ağrısız bir şekilde tedavi gördükten sonra 1-2 saat içerisinde eve gidebiliyor. Türk doktor Yadigar Genç, çağın hastalığı kansere karşı lazerli tedavi yöntemiyle herkesi etkiledi. Lazer terapisini 2 yıl önce bir arkadaşımdan öğrendim. Bağışıklık sistemimi optimize etmek ve desteklemek için düzenli olarak kullanmaktan mutlu olduğum son derece yenilikçi bir tedavi yöntemi. İnanılmaz derecede hevesliyim. Bana yardımı büyük. Bu artık sanki benim süper gücüm gibi. Klasik konvansiyonel terapiyle şimdiye kadar aldığımız sonuçlar pek başarılı değil. Doktor Yadigar Genç Köln'de yaşıyor. Kansere karşı cerrahi müdahale, kemoterapi ve ilaç tedavisine alternatif olarak ilaçsız, lazerli bir yöntem kazandırdı tıp dünyasına. Hücresel bazda kullandığımız immünoterapi yanı sıra yeni geliştirdiğimiz lazer terapileri ve nanoteknolojiyi de kullanarak kanserli hücreleri daha hedefsel, daha noktasal yakalayabiliyoruz. Hastanın kendi kanından üretilen savaşçı hücreler kanserle savaşta tıp otoritelerinden de geçer not aldı. Tedaviyi deneyen hastalar da onlarla aynı fikirde. İstanbul'dan geliyorum. İmmün tedavi ve nanoteknoloji lazerli oldukça başarılı buluyorum. İlaçsız lazerli tedavi yöntemi diğer kanser tedavileriyle birlikte de uygulanabiliyor ve tüm dünyadaki Türklerin göğsünü kabartıyor. Birkaç yöntemi aldım ve çok memnunum. Türk doktoru olarak burada Almanya'da, Köln'de bu kadar başarılı olduğu için çok gurur duyuyorum. Bağlı hileye ve sahtekarlığa çok açık bir ürün. Yemeği çok sevdiği için alan da var, şifa niyetine tüketen de. Kendine güvenip ben anlarım diyen çok, ancak gerçeğini anlamak çok güç. Çünkü balın sahte olup olmadığı sadece laboratuvar ortamında test edilebiliyor. Ve bakın uzmanlar bu konuda ne diyor? Canan Maran Göz ve Gökhan Aktaş'ın özel haberi. İnternette, markette, yol kenarında, her yerde gelişi güzel satışı yapılıyor. Kimi de bölgenin adını etikete yapıştırarak müşterisine güven vermeye çalışıyor. Acı gibi oluyor şeysi. O zaman içinde çok şeker olduğunu anlıyorum. O kokuyu alamadım ben. Galiba bir yöntem var suya katılınca falan. Birçok kişi gerçek balı anlamak için kendine göre yöntemler geliştirdiğini düşünüyor ama bilinenin aksine basit testlerle anlaşılması da çok zor. Bal yanarsa doğal değildir. Balı suyun içine damlatın, çalkalayın. Eğer o petek şeklini alıyorsa doğaldır. Sürekli akıyorsa doğaldır.
hileli bal doğru bilinen yanlışlarla değil, sadece yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarda tespit edilebiliyor. En kesin sonuç laboratuvar analizi. Ben bunu kan tahliline benzetiyorum. Bal gurmeleri balın kokusundan, kıvamından ya da tadından o balın gerçek olup olmadığını anlayabileceğini zannediyor ama bir balın gerçek olup olmadığını, hile karıştırılıp karıştırılmadığını anlamak için kesin sonuç laboratuvar analizi ve şimdi o analizlerin yapıldığı tesisteyiz. Bunlardan sadece bir tanesi doğal bal. Şimdi hep bildiğimiz bir şey var. Derler ki bal koyu renkli ise o kaliteli baldır. Koyu renkten başlamak istiyorum. Bal gibi kokuyor aslında. Peki. Bal eğer boğazınızı yakıyorsa o bal gerçektir derler. Bakalım. Yakmadı. O zaman bu sahte olabilir. Bu sefer de en açığını denemek istiyorum. Bu gerçek bal gibi yaktı boğazı. O zaman gerçek bal mı sizce? Bence bu gerçek bal. İlk kez bu kadar emin konuşuyorum. 4 numara %50 pancar şurubu içeren bir ürün. Bildiğimiz her şey yanlış çıktı. Gerçeğiyle yan yana koyduğumuz zaman aslında ben direkt koyu olana derdim. Gerçek bal diye. Evet, çünkü böyle bir algı var. Hileli balın içine konan şuruplar işte buradaki yüksek teknolojik aletle beraber çalıştırılıyor ve ortaya hangi şurubun konulup konulmadığı da çıkmış oluyor. Hiç kimse dünyada balın gerçek mi sahte mi olup olmadığını anlayamaz. Yılda 8000 örnekte ve her birinde 100'den fazla parametrede analiz yaparak balın hileli olmadığını tespit edebiliyor. Bu cihaz aslında bir balda bulunan bütün şeker şuruplarını tespit edebiliyor. O yüzden bal satın alırken çok titiz davranmakta fayda var. Arıcıdan aldım, memleketten aldım, üreticiden aldım. Bu nedenle doğaldır, bunu da söyleyeyim. Tüketicilerimizin de bildiği, güvendiği ve mutlaka etiketli balları almasına yarar görüyorum. Rüyalarımız hala sırrı tam olarak çözülemeyen bir olgu. Hangi rüyayı neden, niçin görüyoruz? Bilim insanları bu soruların yanıtlarını araştırırken rüyalar hakkında yepyeni bir teknoloji hayatımıza girmek üzere. Size isteyen kişinin artık istediği rüyayı görebileceğini söylesem ne derdiniz? Amerikalı bir teknoloji firmasına göre bu mümkün. Bakın nasıl. Artık isteyen istediği rüyayı görebilecek. Başa takılan bir taçla rüyaları şekillendirmek mümkün olacak. Amerika'da bilim kurgu senaryolarını gerçeğe dönüştürecek Halo isimli bir cihaz geliştirildi. Yapay zeka rüyaları kontrol altına alacak. Artık istediğiniz rüyayı görebileceksiniz. Güzelmiş o zaman. Acayip, akıl dışı. Hayalimi rüyamda yaşamak gibi bir şey. Harika bir şey. Peki hayalleri gerçek kılacağı öne sürülen bu Halo isimli cihaz nasıl çalışıyor? Yatarken başa takılan bu cihaz siz uykuda REM evrenize, yani rüya görülen en derin uyku aşamasına ulaştığınızda bunu algılıyor. Ve yapay zeka devreye girerek rüya görmeyi tetiklemek için beyne ultrasonik sinyaller gönderiyor. Ve bu sayede lucid rüyalar görülmesini vaat ediyor. Lucid rüya, rüya gören kişinin rüya gördüğünü bilinçli bir şekilde fark etmesi durumudur. Atatürk'ü görmek isterim, konuşmak isterim. Bir olay yaşadığında keşke şunu söyleseydim dersiniz yani. O ana dönüp onu söylemek isterdim yani. İkimiz bir süper güçle birlikte dünyayı yönetebiliriz. Basketbol maçına çıkmayı isterdim LeBron James'le. Bilim kurgu filmlerde gördüğümüz bu gerçeklik artık hayatımızın tam da içine girmiş oluyor. Cemal Ziya'nın düet yapmak isterdim. Bir sürü ünlüye eklerdim, beraber otururdum onlarla. Tarkan, Hadise ile oturmak isterdim. Aynı anda bütün dünyadaki ülkeleri gezmek gibi bir şey olabilirdi. Öyle bir rüya görmek isterdim. Halo'yu üreten Amerika merkezli girişim 2025 yılının son çeyreğinde dünya genelinde çıkış yapmayı öngördüğü cihazın testleri için gönüllü denekler aramaya başladı. Ve şimdiden 400'ü aşkın kişi gönüllü oldu bile. Çok güzel bir şey. Kötü bir gün geçirmişsek o rüyayla kendimizi mutlu hissedebiliriz. İşime yarar aslında çünkü ben çok kabus gören biriyim normalde. Kabus görmemek tabii hoşuma gider. Bu kadarına da müdahale edildiyse acaba daha neler neler çıkar diye şimdi düşünmüyor değilim yani. Cihazı kullanmanın riskleri de yok değil. Beynin kontrol altına alınması ve cihazın doğrudan beyne yanlış sinyaller göndermesi ya da bu sistemin gelecekte hacklenmesi vasıtasıyla insanların fikirlerinin, düşüncelerinin ele geçirilmesi, yanlış yönlendirilmesi de potansiyel bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka aracılığıyla
dijital kıyametin kopabilmesi adeta mümkün hale gelmiş durumda. Çocuklarda genetik hastalıklar için beyin içine gen tedavisi faz 1 çalışmalarından güzel haberler var. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Bölümünde Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle tedaviye başlanan hastalardan olumlu geri dönüşler geliyor. Gen tedavisi yönteminin uygulandığı merkez sayesinde nadir görülen çocukluk çağı genetik hastalıklarının tedavi edilmesinin önü açılıyor. Beyin içerisinde hiç ameliyat yapılmadan, bu da ilk defa, yöntem de ilk defa gerçekleştiriliyor. Yine ilk kez dünyada uygulanan bir gen tedavisi ilacı verildi. Hastalarımızın şu anda durumları iyi. Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı. Çocuklarda genetik hastalıklar için beyin içi gen tedavisi başladı. Çocuk metabolizma ve çocuk genetik hastalıkları bilim dallarımız son 4 ayda sadece ülkemizde değil, bu dünyada da çok önemli bir dizi gelişmeye olanak sağlamıştır. Türkiye'de bir ilk olan tedavinin uygulandığı adres Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Bölümü. Klinik araştırma kapsamında GM1 gangliyosidozis hastalığı bulunan 2 hastaya dünyada 2. ve 3. kez olmak üzere ameliyatsız uygulama ile direkt beyin içine fenilketonürü hastalığı olan 2 hastaya da dünyada ilk kez olmak üzere yeni geliştirilen bir sistemik gen tedavisi uygulanmıştır. Özel eğitimden geçen 37 kişilik uzman ekip merkezde birçok ilke imza atıyor. Merkez sayesinde nadir görülen çocukluk çağı genetik hastalıklarının tedavisinin de önü açılıyor. En önemli özelliği merkezimizin dünyada bunu uygulayabilen 4 merkezden bir tanesi olması. Ülkemizde de çok sık görülen fenilketonüri hastalığında yine hastalığın kesin çözümünü hedefleyen bir gen tedavisi dünyada ilk kez merkezimizde uygulandı. Yeni hedef yerli gen tedavisi ilaçlarını üretmek. Ülkemizde yerli ve milli gen tedavisi ilaçlarını üretebilmek. Bu konuda da bize proje desteği sağlandı ve bunun da çok önemli bir aşaması kaydedildi. Ankara Üniversitesi bu yıl ilk kez düzenlediği törenle akademisyen ve medya temsilcilerine ödül verdi. ATV Haber'de katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Evet, ATV adına Sayın Salim Salimoğlu'na plaketimiz takdim ediliyor. Ankara Üniversitesi ödülleri sahiplerini buldu. Akademisyen ve medya temsilcilerinin ödül aldığı gecede ATV Haber'de ödüle layık görüldü. Sayın Salim Salimoğlu'na plaketimiz takdim ediliyor. Ankara Üniversitesi ödül törenini bu yıl ilk kez düzenledi. Ancak geleneksel hale getirilecek. Medyada daima bizim sesimizi duyuran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız her işin bizden daha çok takipçisi oldular. ATV Haber'inde katkılarından dolayı layık görüldüğü ödülü ATV Ankara Haber Müdürü Salim Salimoğlu aldı. ATV adına aramızda olan Sayın Salim Salimoğlu'nu davet ediyoruz efendim. Törende birçok akademisyen ve medya temsilcisi de ödüle layık görüldü. Tören öncesi Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu'nun sergilediği Bir Anadolu Masalı adlı oyun büyük beğeni topladı. Lacivert Dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen yurtdışı buluşmaları devam ediyor. 2023 yılında Macaristan, Kosova ve Almanya'da gerçekleşen etkinliğin 2024 yılındaki ilk durağı İtalya ve Malta oldu. Lacivert Dergisi'nin misyonlarından bir tanesi de zaten Türk kültürünü hem Türkiye'de hem de dünyada yaygınlaşmasını sağlıyor olmak. O yüzden Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız bu işbirliği bizim için de çok anlamlı. Lacivert Dergisi'nin yurtdışı buluşmalarının 2024'teki ilk durağı İtalya ve Malta oldu. Programın amacı Türkiye ile yabancı ülkeler arasında çeşitli alanlarda kültürel bir etkileşim sağlamak. Değerli hocalarımıza Roma'da ev sahipliği yapmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Katılımcılarımız da bir hayli yoğundu bugün. Ve ben çok mutlu oldum. Hem burada olmaktan hem
soruları dinlemekten, yorumları dinlemekten istifade ettim. İnşallah sevgili dostlarımız da etmiştir. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ufkum açıldı diyebilirim. Geldiğime de çok mutluyum çünkü umduğumun ötesinde yani. Yurttaşı buluşmaları 5 ülkede ve 7 şehirde düzenlendi. Yazar Savaş Barkçın, akademisyen yazar Ekrem Demirli, psikiyatrist yazar Profesör Doktor Kemal Sayar, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni yazar İbrahim Altay katılımcılarla bir araya geldi. Çeşitli konularda konuştuk. Yani hem İslam düşüncesinin modern dünya ile ilişkisi problemini konuştuk. Müslüman toplumların sorunlarını konuştuk. Dünya ile iletişimimiz sorunlarını konuştuk. İyi de bir izleyici vardı. İyi de dinlediler gerçekten. Değerli isimlerin gelip burada bizi aydınlatıyor olması gerçekten büyük bir şans benim için. Çünkü biz de hepimiz burada gurbetteyiz sonuçta. Katılımın böyle zengin olması, renkli olması çok hoşumuza gitti. Ve güzel sohbetler oldu, güzel konuşmalar oldu, sorular, cevaplar. Programın ilk durağı Roma, ikinci durağı ise Malta oldu. Zaman içerisinde başka ülkelere de, hatta Uzak Asya'dan tutun Amerika'ya kadar bu programların gelişerek yayılması planlanıyor. Bizler de bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Çok kıymetli konuşmacılarımız vardı ve burada Türk toplumunun da beğenisini kazanarak güzel bir sohbet ortamı oldu. Edebiyattan efendim medyaya, psikolojiye kadar birçok alanda ve bunun tabii ki alt detaylarıyla birçok konu konuşuldu. Diğer hocaları da tanıdım. Onların sohbetlerini de çok beğendim. Çok iyi oldu. Malta'da daha önce böyle bir program olmadı. Çok güzel oldu bizim için. Hep birlikte güzel şeyler dinledik. Ben Maltalıyım. Çok güzeldi. Benim için çok değerli. Çok şey öğrendim. Çok güzel bir programdı. Devamı olur inşallah. Bekliyoruz. Lacivert Dergisi olarak doğru bir iş ve doğru bir işbirliği yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Bundan sonra da bu çalışmalarımız elbette devam ediyor olacak. Şimdi kısa bir ara, ardından piyasalar. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalardaki son durumu da hemen aktaralım sizlere. Dolar 30.45'te yükselişte. Euro 33.18'de yükselişte. Çeyrek altın 3.289 liradan alıcılıyor ve Borsa İstanbul 100 Endeks'te 8.711 puanda. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Pazartesi günü saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, iyi hafta sonları, hoşça kalın.